Henüz ekonomiyi. Yani kötü. Neden bu hallerdeyiz sence? Ya baştaki yüzünden bence. Peki 2023'te kime oy vereceğiz? Var mı aklına bir isim? Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş'a vereceğim inşallah. Neden Mansur Başkan? Ya çünkü Ankara'ya yaptıkları Ankara'ya yaptıklarını görüyorsunuz. Yani benim ablam da Ankara'da yaşıyor. Ondan dolayı. Yani Mansur Yavaş'ı severim. Sence nasıl ekonomi? Vallahi abi ben aynı karardayım arkadaşlar. Aynı fikirdesin. Evet. Neden Mansur Yavaş? Ya ben Mansur Yavaş'tan çok Ümit Özdağ'ı düşünüyorum. Aa, neden Ümit Özdağ o zaman? Ya adamla kafa yapımız uyuşuyor abi. Ümit Özdağ zaten Mansur Yavaş'ı istiyor Cumhurbaşkanı olarak. Yani o da olur. Yani bir CHP Mansur Yavaş'ı çıkartırsa Mansur Yavaş. Mansur Yavaş olsun. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Abi. Abi ekonomiyi sorunuz nasıl, sendeniz problem var mı? Ekonomiyi sormanıza gerek yok. Ekonomi belli. Millet açsız, hele bu taraf yine iyi de. Gidin bakalım Anadolu'nun ücra köşelerinde. Ben otobüsçüyüm, geziyorum, turizmciyim. Geziyorum, görüyorum. Millet aç. Serpil sefil. Yani aç yatağa giren insanlar var. 3 gün 3 gece aç yatağa giren insanlar var. Çıkıyor Bay Kemal, Bay Kemal. Bay Kemal'i bırak ya, sen ekonomiye bak. Eskiden siyasiler yaptığı hizmetleri konuşuyordu. Şimdi birbirlerini kötülüyorlar. Senin Bay Kemal ne kadar hedefindeyse, yani Türkiye hedefinde olan şey Türkiye olması lazım. Ekonomi olması lazım. Sağlık olması lazım. Eğitim olması lazım. Bay Kemal'in iyi olması veya kötü olması Türkiye'nin ekonomisini, eğitimini, sağlığını düzeltmiyor ki. Yani eski siyasiler nerede, şimdiki siyasiler nerede? Her gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'li meclis üyeleri %50 indirim yaptılar size. Mazotta da yap, vergide de yap, benzinde de yap, doğalgazda da yap, elektrikte de yap. Niye onlar? Orada da onlar çoğunluk ya mecliste. AKP'li. Orada çoğunluksa orada da bunu yap. Eğitim de yap, sağlık da yap. Niye yapmışsın? Doktor bulamıyoruz, doktor, doktor. Hastaneleri de doktor bulamıyoruz hemşerim. Ekonomiye gelene kadar. Eskiden ne demişler? Bir ülkeyi çok edeceksin, önce eğitimini, sonra sağlığını çok edeceksin. Yoksa gerisi çok çabuk çöker. Savaşla çökertilmiyor artık. İşte böyle böyle çökertiliyor ülkeler. Ha, Cumhurbaşkanlığı konumuna da gelince, Cumhurbaşkanı, bu memlekette bir kişi var Cumhurbaşkanı yapacağım. O da son 5-6 senedir benim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'de barış ortamını sağlayan tek kişidir ve ekibidir. Yani bir taraf germek istiyor Türkiye, sağ partiler hep böyle. Geriyor, sol partiler uzlaştırmaya çalışıyor. Onun için son zamanlarda yaptıklarını gerçekten çok beğendim. Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Olunca bu memleketi barıştıracak da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü son 4-5 senedir yaptığına bakıyoruz, görüyoruz, hepsini takip ediyoruz biz. 84 milyon insana hitap edebilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Neden hitap edilmesin? Neden hitap etmesin? 6 tane partiyi, 6 tane lideri bir arada tutuyorsa onların seçmenini de tutacak. Sonra en son yerel seçimlerde büyük bir potansiyel yaptılar. İstanbul'u, Ankara'yı, yani büyük, şu an aslında nüfusun çoğunluğunu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yönetiyor. CHP yönetiyor. Meral Akşener'le yönetiyor. Tamam, çünkü 11 tane büyük şehir almış. Tayyip Erdoğan ne dedi Cumhurbaşkanı? İstanbul'u kaybeden Türkiye'ye kaybetti. Buyur. Bu da bir şahit değil mi? Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde Ekrem İmamoğlu var ya, tarihi fark atarak aldı İstanbul'u. Bütün seçim kurulunun itirazına rağmen, bütün yani devlet şeylerini elinde kullanarak, yetkilerini elinden kullanarak karşı taraf yine alamadı, yine alamadı. Bu da bunun bir göstergesi değil midir? Ve şunun için ben çok şey yapıyorum. Son zamanlarda işte programlarda olsun, ben turizmci olduğum için el memleket gözüyorum bayağı. Eskiden CHP'li belediye başkanları hep böyle şişman, göbekli, kravatlı yerinden kırmaşmazdı. Şimdiki CHP'li belediye başkanlarına bakıyorum. İl ve ilçeler, tarihi, coğrafyayı, sağlığı dört dörtlük insanlar koymuş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekten Ekrem İmamoğlu gibi bir adamı bize tanıştırdığı için bin kere teşekkür ediyorum. Hani partisinden de itirazlar vardı ya, Binali Yıldırım'a karşı alamaz. O bakanlık, cumhurbaşkanı şunu bunu, başbakanlık yapmış adam. Ne oldunuz? Hele hele Mansur Yavaş mesela, MHP kökenli. Adam MHP'sini, CHP'sini şunu bıraktı. Adam memleketi kurtarmıyor. Getirdi, koydu, aldı. Yani gerçekten son zamanlardaki, bakın öncekiler demiyorum. Öncekiler ayrı bir insanlardı. Ama son zamanlarda, son seçimlerde
CHP'li belediye başkanının hepsi var ya, Türkiye'de değil, dünya coğrafyasını bilen, tarihi bilen, efendim her şeyi bilen insanlar oturmuş ve konulmuş. Gerçekten ben bu adama hayret ediyorum. Hele hele Munzur Belediye Başkanı. Adam geldi, makam kapısını açtı. Çünkü neden biliyor musun? Koridora girerken, ilk kapı belediye başkanının kapısı. Buralarda mesela belediye başkanına bir işin var, görüşemiyorsun kardeşim. Türkiye. Ama o adam oradan geçerken seni görüyor. Gel gel diyor. Önce bana gel. Derdini bana anlat diyor. Biz böyle belediye başkanları istiyoruz. Böyle cumhurbaşkanı milleti barıştıracak, toplumu birbirine kaynaştıracak cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı zaten Türkiye'de bir sigorta demektir. Bütün muhalefet partilerini arada bir anlaşmazlık olduğu zaman toplar. Gelin bakalım derdiniz nedir? Bunu defalarca gördük. Ben 55 yaşında bir adamım. Ama bu ne yapıyor? Yok efendim hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı. Ya olmaz, olmaz, olmaz arkadaş, olmaz. Bu iş olmaz böyle. Ben babam çıksa, babam gelse ben bu yetkiyi vermem babama. 2010'da ölmüş babam. Bizi anne değil baba büyüttü. Babamı çok severim. Gelsin vallahi vermem bu kadar yetkiyi. Çünkü yarın bugün bizim cumhurbaşkanı birileri tehdit etti. Ne yapacak? Satmayacağım bunları. Ben olsam ben de satarım. O zaman 650 tane milletvekilini niye besliyoruz biz? Her birisi 20-25'er bin lira maaş alıyor. Asgari ücret 5,5 lirayken. Niye besliyoruz biz bu milletvekillerini? Kardeşim yetki dağıtılır. Yetki dağıtıldıkça etkinleşir. En iyi akıl ortak akıldır. En iyi fikir ortak fikirdir. Benim fikrim sana, senin fikrin bana uymayabilir. Ama ortakla buluşursak onun etkisini de iyisini de beraber çekeriz. Kötüsünü beraber çekeriz. Bu derneklerde, vakıflarda, meclislerde, belediyelerde bu böyledir. Bütün yönetimlerde bu böyledir. Ama ver bir kişiye, ya ben bile, babam bile, biz büyümeden önce babam evde terör estiriyordu, biz büyüyünce hop dur dedik. Nereye gidiyorsun baba dedik. Yani memleket bu kadar da olmaz ki be abicim. Yani dinimin edebiyatıyla bunlar bir yere kadar, bir yerden sonra yürümez. Bu halk bunları hepsini biliyor. Tamam mı? Din iman kayırını doyursa, ne bileyim bütün Müslümanlar aç. Birbirine düşmüş. Neymiş o yeliyormuş. Biz onu yeleyelim onlar düşsün. Çünkü adamlar fikirle çalışıyorlar. Akılla yönetiliyorlar. Bilimle yönetiliyorlar. O şu şudur bu budur diye kimse bir şey söylemiyor. Onun için benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşım. Ekonomiyi soracağım. Nasıl değerlendiriyoruz? Ben hiç kimse vermiyorum. Neden abi? Vermiyorum. Versen de CHP vereceğim. Vermem şimdi ondan da. Ekonomi nasıl abi peki? Versem CHP vereceğim. Vermiyorum da. Ekonomiyi soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Problem ekonomi, var mı? Ekonomi de nedir? Onu hiç sorma. Neden hiç abi? Sorma. Öyle bir dakika. Şimdi bu baştaki adamdan eğer iyi bir adam geliyorsa, iyi bir adam, Allah gibi bir adam gelirse oyum da ona, her şeyim de ona. Ama bundan kötüsü gelirse bizim işimiz zulüm. Allah'a vasfı koyma abi. Yani, Allah can bak, değil. Bak ne abi. Diyorum tamam. Bak tövbe. Ne diyorum. Bundan iyi bir tanesi gelirse başa, başımdan gözümden kafamı kessinler yine ona oy veririm. Ama yok. Türkiye ekonomi nasıl abi? Elindeki poşet ne kadar aldın? 120 lira. Bir boyun hindi hindi boyunuyla bir de şey almışım. Peki neden bu 120 lira? Hiç sorguladın mı? He? Neden bu 120 lira? İşte bir çocuğun eline 3000 liralık telefon verirsen ekonomi böyle olur. Bir çocuğun eline bir ha bu kadar bebeğin elinde 3 milyon liralık telefon geziyor. Anlatabiliyor muyum? Ben de emekliyim. Ha, 3 milyon. 10 milyonluk telefonla çocuk yerde oyun oynuyor. Bu nereye gidiyor? Hangi ekonomiden? Hangi ekonomi başa gelir? Sende kaç milyonluk telefon var? Al kaldırım istersen yere vuruyorum. Buyur. 1200 liraya almıştım. Bak kaç sene evvel 1200 liraya almıştım. Başka yok işte. Peki neden bu 1200 lira abi? Neden pahalı? Neden öbürü 3 bin lira? 5 sene evvel 1200 liraydı. Şimdi 10 bin lira. Bu aynısı bu telefonu. Niye 10 bin lira peki? Onu sorgulamıyor musunuz abi? He? Neden o 10 bin lira? Sorgulamıyor musunuz? Diyorlar benzine zam geldi. Kullanma. Araba kullanma. Araba kullanma. Benzine niye zam geliyor? Bir evde 6 tane araba olursa 6'sı da bir o yanı biner gider. Biri bu yanı gider. Allah için bir tanesi bir yolcu almaz. Allah için bir tanesi bir yolcu almaz. Bu ekonomi niye çökmesin? Almanya çöktü işte. Türkiye odun siparişi vermiş. Yakıtı yok. Doğal gazı yok. Almanya'nın Türkiye'ye odun siparişi vermiş. De buyurun hadi buradan yakın. Birinci sınıf Almanya'ydı. Birinci sınıf Almanya'ydı. Odun kömür siparişi verdi Türkiye'ye. Türkiye'ye şimdi
Merkel var ya, o başbakan, kadın başbakan, Türkiye'ye teşekkür ediyor. Durmadan teşekkür ediyor. Bu durumda Türkiye... Daha bir teşekkür ediyorsun. Hangi haber kanalında gördün bunu? Hangisinde? Hangisini açar? Hala şu şeyi Fox TV'yi açma da geri hangisini açarsan aç. Hangisini? Adam yolları yaptı. Bak doğalgaz çıkartıyor, petrol çıkartıyor, bilmezsen şunu yapıyor, bunu yapıyor. 9 kere doğalgaz çıktı abi. Gördün mü doğalgazı? Nasıl? Ne? Niye görmeyeceğim? Gelecek abim, gelecek. Niye gelmez? Umudumuz o. Sen Erzurumlu musun? Ben Karslıyım. Ben Karslıyım. Ben Karslıyım. Ama kaç tane başbakan gördü? Kaç tane? Yaşım 72. Kaç tane başbakan gördü? Bir tanesi bunun gibi bir başbakanlık yapmadı. Bunun gibi bir başbakanlık yapmadı. Bak ne diyorum? Bundan gericilik arttı. Bunun gibi başbakanlık yapmadı. Hiçbiri yapmadı. Evet, bununki gibi yapmadı. Her tarafı satmadı, değil mi? Millete fabrika kazandırmaya çalıştı. Bilmem ne yapmaya çalıştı. La git Antalya'ya, bir tane Türk yok, Türk. Sen neyi kafasını yaşıyorsun? Ne kafasını yaşıyorsun? Neyi kafasını yaşıyorsun? Antalya'da bir tane ev sahibi olan Türk vatandaş kalmamış, biliyor musun? Haberin var mı? Var. Çok ne iyi haberim var. Her zaman satamaz arkadaşım, satamaz. Benim toprağımı, benim vatandaşıma başkasına satamaz. Türkiye'de yabancı yaşıyoruz. Türkiye'de yabancı. Git Esenyurt şey anasını satayım mı? Şeye dönmüş. Hissediyoruz kendimizi. Bildiğin Teksas'a dönmüş yani. Her milletten insan var. Ben de Karslıyım. Ta Kars'ı bırakıp gelmişim Silivri'ye. Ben Hatay'a giderim. Sen insan, sen Türk vatandaşısın. Bak ben ne dedim, demin ne dedim, bundan iyi bir yok, bilmem neli. Bundan iyi bir insan başa getirin, he. Ben kellemi de ortaya koyacağım, bundan iyi tamam, bir gelin. İnsan. Oturan, tövbe aşağı Allah bile olsa koltuk sevdasından değişiyor arkadaşım. Tamam, yine gelecek. Bundan başkası yokmuş ya, adam, saçmalığa bak ya. Gericiliği söyle. Bunların yüzünden biz bu hale geliyoruz. Türkiye'de yabancı yaşıyoruz, yabancı. Abi. Türkiye'de yabancı hissediyorum kendimi be. O bu hale düştük biz. Çok mülteci var mı abla? Sıvacı olmaz var. Olur mu? Suriyeli, hep Suriyeliler, deniz kenarlar, denizde Suriyeliler giriyor. Komple biz geriden bakıyoruz. Zenci, bildiğin zenci yani. Yabancı yaşıyoruz biz Türkiye'de. Silivri'de. Zenci. Bu duruma düştük yani, bu duruma düştük. Abla. Bekar oğlum var, evlenmiyor biliyor musun? Evlenmiyor. Evlenemiyor ki galiba. İş yok herkes, ne yapacak mecbur. Peki nasıl düzeliriz abla, çare nedir? Nasıl düzeleceğiz? Artık düzelecek ne bir şey kaldı mı düzelecek? Ben dedim ki bu devleti böyle aldım. Ben böyle aldım diyor. Ben giderken de diyor bu şekilde bırakırım arkadaşım diyor. Biz onu yaptık yani. Biz geçtik artık da gençlere üzülüyorum. Torunlarıma üzülüyorum, yazık. Günah. Gelecek bırakabileceğim gençlere abla. Ben mi? Ben ne bırakacağım ki? Bana ne kaldı da ne bırakacağım ben? Benim bir evim var. Başka neyim var? Yazık bu. Yazık, yazık bu. Türk milletine yazık. Yazıklar olsun. Hem de bunu kesmeden izletin ama bundan sonra da artık millet korkuyor konuşmaya. Artık şeyi değiştirdiler, konuşanı içeri atacaklar. Onun için boş ver kardeşim, kimse düzeltemez. Torunlarım için üzülüyorum. Teşekkür ederim. Herkes de onun için aklını başına alsın, güzel kullansın. Bir soru zamanı, sterleriniz problem var mı? Şimdi ekonomiyi ekonomi olarak şey yaparsak, no yok anlamında Türkçe. Yani ekonomi maalesef, işte siz de araştırıyorsunuz. Ben sizi de takip ediyorum. Ben de gazeteciyim aynı zamanda. Ozan'ım aynı zamanda. Ve halkımıza baktığımız zaman halkın mutluluğunu görmemiz mümkün değil. O zaman ekonomi iyiydi diyemeyiz elbette ki. Yani bunu herkesin de bilmesi, görmesi lazım. Ekonomi yalnız kişinin mutluluğu da değil. Kişinin huzuru olması, kişinin ekonomik anlamda, parasal anlamda rahat olması ekonominin iyi olmasını şey yapmaz. Yani toplum olarak eğer ekonomik anlamda, parasal anlamda daha doğrusu mutlu yaşıyorsa o zaman ekonomi iyi demektir. Maalesef burada önemli olan şu, yöneticilerin, yönetenlerin ekonomiyi, yani halkın ekonomisini, yani halkın geçim durumunu dikkate alması lazım. Yani halk mutlu değilse, halk ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyorsa o oradaki, o ülkedeki ekonominin iyi olması mümkün değil. Bugün siz dolaşıyorsunuz, görüyorum ben, izliyorum YouTube'dan. Yani bakıyorsunuz pazarlara, bilmem şeylere, yani halk hakikaten
Biz de dolaşıyoruz, gazeteci olarak bakıyoruz. İnsanlar alışveriş yaparken çok düşünüyor yani. Oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Bir mesela bir kilo domates 15 lira, 20 lira. Bir kilo bilmem ne işte beyefendi oradan almış. O da aynı zamanda gazeteci arkadaş almış. Çıkma almış. Değil mi? Yani o nedenle çok iyi düşünmek lazım. Burada özellikle yönetenlerin halkı düşünmesi lazım. Yani maalesef iyi düşünüldüğünü söylemek mümkün değil. Ben biraz da yani pek açık söylemek istemiyorum. O nedenle yani önemli olan inşallah bunların düzeltilmesi lazım. Düzeltmek için de mutlaka seçim gerekiyor. Seçimde herkes aklını başına alarak, daha doğrusu şapkasını, varsa şapkası önüne alarak düşünmesi lazım. Yani ona göre oy vermesi lazım. Şimdi burada A partisi, B partisi değil, halkın mutluluğu, yani halkın önemi ön plana çıkmalı. Yoksa takım tutar gibi, ben Fenerbahçeliyim mesela, takım tutar gibi parti tutmam. Ben objektif olarak bakarım. Objektif olarak bakıldığı zaman gerçekleri daha iyi görürsünüz. Yani Ahmet'miş, Mehmet'miş fark etmiyor. Önemli olan halkımızın mutluluğu sağlanabiliyor mu? Buna şey yapmak lazım. Bir de izliyorum ben, görüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı vatandaşlar diyor ki ben diyor oy vermeyeceğim diyor. Oy vermezsen bu durum böyle devam eder. Oy vereceksin, o senin kutsal bir hakkın. Oy vermeden olamaz yani. Oyunu mutlaka vermen lazım. O hakkını kullanman lazım. Eğer oy vermiyorsan gereğini yapmıyorsun demektir. Kaderine razı oluyorsun demektir. Evet. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.